Sintür Sönmez'de Deniz Hayat'ına hoş geldiniz arkadaşlar. Kocaeli Derince Harikalar Sahili'ndeyiz. Birlikte çizgi film kahramanlarının olduğu çocukların eğlence yerine gireceğiz arkadaşlar. Evet, gemiden ayrıldık arkadaşlar. Ailemizle beraber tatil yapıyoruz. Güzel bir kahvaltı yaptık sahilde. Şimdi scooterla geziyoruz, kızımla beraberiz. Bu ara size fazla video yapamadım arkadaşlar. Denizde yorgunluk, bazı moralimizi bozan olaylar da yaşadık bu arada. Ondan dolayı biraz kendimize gelmeye çalıştık. Seçim de yaklaşıyor. Yeniden Refah Partisi çalışmalarına hız verdi arkadaşlar. Körfez sahilindeyiz. Yeşilliklerin içinde geziyoruz. Dünyanın her tarafına birlikte beraber geziyoruz arkadaşlar. Şu an Kocaeli'nin güzel bir ilçesindeyiz. Derince'deyiz. Biz Körfez'de oturuyoruz. Körfez'de yan yana sınırız. Sahilde yürüyüş yolları. Dört tekerlekli ailece binecek bisikletler. Biraz sonra onları da göstereceğiz size. Sağımızda solumuzda güzel kafeler var arkadaşlar. Oturabileceğiniz, misafirinizi ağırlayabileceğiniz güzel mekanlar var. Biraz sonra sahile ulaşacağız arkadaşlar. Size sahili de gösterelim. Evet, burada çöpler dahi çizgi film kahramanlarından oluşuyor. Sağımızda Timota Kafe var. Bizim gemiye pek benzemiyor arkadaşlar. Evet, çok güzel manzaranın olduğu yerdeyiz arkadaşlar. Büyük dinozorları göreceğiz biraz sonra. Şirinleri, kahramanları. Şöyle yeşillerden gidelim. Evet, dinozorlar kayak şeklinde, küçük çocukların eğleneceği şekilde. Büyük dinozorlardan büyük çocuklar eğleniyorlar. Şu geminin baş tarafını da görelim. Evet, gerçek gemi gibi yapmışlar, kafe. Şu baş taraftan geze geze gidelim. Evet arkadaşlar. Kül kedisiyle karşılaştık. Kül kedisinin arabası da var. Gezmelere bu arabayla gidiyoruz arkadaşlar. Solucan mı bu, yılan mı, nedir bu? Çok hızlı hareket ediyor kameramanımız. Biraz acemi olduğundan kaynaklanabilir. Harikalar sahilinde ilerliyoruz. Kocaeli'ye gelen arkadaşlar buralara uğramayı unutmasınlar. Çocukların eğlenebileceği, çizgi filmlerde gördüğü kahramanların birçoğuna dokunabileceği bir yerdeyiz arkadaşlar. Çizmeli kedi, ne yapıyorsun orada? Çizmeli kediyle şöyle bir yan yana alalım. Yaramazlık yapmıyorsun değil mi? Bıyıkları da var bu kedinin. Şimdi Rapunzel'in olduğu yerde miyiz? Prensi mi onu kurtarmaya geldi? Rapunzel, saçlarını uzat tutalım, çıkalım oraya. Merhaba. Oo, gördüğünüz gibi korkmadım. Paşa olsaydı korkardım. Isırırdı, paşa beni çok ısırıyor. Kolay gelsin. Bu çocuğun da işi zor burada, baksana. Evet, aşağıda da köpek var. Kocaman bir köpek. Harikalar sahilde devam ediyoruz. Alt taraftan geçerken oraları da göstereceğiz size arkadaşlar. Böyle sırayla gidelim. Sevimli kedi orada dinleniyor. Değirmenimiz çalışıyor. Nasrettin Hoca'ya geldik. Burada eskiden su vardı, kurbağalar vardı baba. Su ve kurbağalar vardı. Göre yoğurt mu mayalıyor? Tutar mı acaba bu yoğurt? Nasrettin Hoca bize birçok hikayede dersler anlatıyor arkadaşlar. Bu bizim Keloğlan galiba. Annenin sözünü dinle bak. Oo, merhaba teyze, nasılsın? Keloğlan sana çok çektiriyor anlaşılan. Sözlerini dinlemiyor galiba Keloğlan. Ne diyordu? Keloğlum, keleşoğlum diyordu. Hayatı beleşoğlum diyordu. Bakalım. Ninemizin işi çok zor. Evet, bugün yaz havası arkadaşlar. Şubat'ın 20'si mi 21 mi? Perşembe bugün. Her tarafta oturma yerleri bunlar arkadaşlar. Çöpler bile şirin. Şu ağzını açmış olan paylaşanın içine çöplerinizi atabiliyorsunuz. Timsah mı o kayak?
Wow. Burası nedir? Mantar mı? Evet, kafe. Mantardan bir kafe yapmışlar. Kumpir yeriymiş arkadaşlar. Şu an açık değil. Bazı yerler açık, bazı yerler yazın açık oluyor. Şu köpek de çok şirin. Gösterelim size yakından köpeği. Çok güzel, şirin. Gerçekten çocuklarınızı getirin. Daha önce burası yapıldığında bir Ankara'da bir de burada vardı benim bildiğim kadarıyla. Başka yerlerde de belki yapılmıştır. Şirinlerin olduğu yere doğru gidiyoruz. Bu şakacı şirin galiba. Şakacı. Şakacı. Bu akıllı olan mıydı? Bu akıllı olan olabilir. Öbürü ki? Hastaydı. Şirinleri de unutmuşuz. Çocukken çok seyrediyorduk bunları. Hastaydı şirin. Ama Gargamel'i unutmadık. Seni gidi seni Gargamel. Herkese yaramazlık yapan tehlikeli bir adam. Orayı da alt taraftan gezerken göstereceğiz. Çocukların suda eğleneceği botlar var arkadaşlar. Evet, Zeynep Nur eğlenmeye gidiyor. Namaz kılacak arkadaşlara burada da mescit var. Evet, timsahın üzerinden aşağı doğru kayıyorlar. Sıra Zeynep Nur'a doğru geliyor. Zeynep Nur küçük çocuklara sırasını verdi galiba. Evet, yukarıdan kayanlar timsahın ağzından çıkıyorlar. Oh. Koluma gidiyor. Evet. Devam ediyoruz. Şu gördüğünüz bina yukarıdaki Dubai'deki dönen evle aynı ama buradaki dönmüyor. Kuru kafayı görüyoruz. 7 ciğerler. Sayalım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Prenses. Gel ama prenses. Kuru kafanın oralardayız. Yazın buralarda sular oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz çizgi film karakterleri. Çocukların eğlenmesi için güzel bir park Derince'de. Yeşillikler de çok güzel. Evet, bakımlı, harika. Yapanların eline sağlık. Teşekkür ediyoruz. İnsanlara böyle güzel park hazırladıkları için. Şu mantarlardan toplayalım, ne dersin? Şuradaki korsan gemisi. Evet, denizde işlenen arkadaşlar. Korsan gemisinde yüksek maaşlı iş. Bu arada tekrar hatırlatalım. Sakın simsarlara aldanıp da bilmediğiniz yerlere gitmeyin arkadaşlar. Bilmediğiniz şirketler, bilmediğiniz gemiler, bilmediğiniz korsanlar çok tehlikeli. Yoksa sizi böyle avlarlar arkadaşlar. 95 Evler sahilindeyiz. Harikalar sahili. Evet, skuterimizi aldı gidiyor kızım. Sahilin alt tarafında şurada plaj kısmı var. Deniz öyle çok temiz olmadığı için yüzmenizi tavsiye etmeyiz. Körfez kirlendi oldukça. İnsanların çocukların eğlenmesi için kumsal yapılmış. Güzel bir yer arkadaşlar. Kocaeli'ye geldiğiniz zaman sahili gezin. Güneşin batışını buradan seyretmek de güzel olur arkadaşlar. Böyle geriye doğru dönüyoruz. Siyah İnci. Güzel bir kafe. Kafelerin hepsi çok güzel burada arkadaşlar. Ortam farklı. Yazın burası çok güzel oluyor. Kışın da havanın sıcaklığından istifa eden ailelerimiz. Herkes sahile geldi. Karabatakları görün. Daha önce görmemiş arkadaşlar varsa. Bunlar karabatak. Suya dalıp avlarını yakalayabiliyorlar. Denizde yaşıyorlar arkadaşlar. Gezimize bu taraftan devam ediyoruz. Kuru kafayı şöyle uzaktan gösterelim. Harikalar sahilindeyiz. Güzel bir havada beraber geziyoruz. Martılara yiyecek atıyorlar galiba. Şu havuzu değişik açılardan size gösterelim. Tostosların su kaydırağı şeklinde olan arkadaşlar. Çocukların sevdiği bir kaydırak. Güzel bir havuz. Sanki tatil yeri gibi. Robot 25, çarpışan 25, sanal gerçek 25, jetonlu oyuncaklar 5 liraymış arkadaşlar. Sanal gerçek de varmış burada. Thank you.
Başlayalım, iki gün sonra maaşı yapalım. Vapur iskeleye yanaştı arkadaşlar, yolcularını alacak körfez boyunca. Gezmek için gidenler var, buradan karşıya geçmek için gidenler var arkadaşlar. Bu havada vapurla güzel de gezinti olur. İşte onlar ailelerin gelebileceği güzel bir mekan. Kocaeli'ye gelen arkadaşlarımız mutlaka ailelerini, arkadaşlarını, arkadaşlarının misafirlerinin çocuklarını buralarda gezdirebilir. Çizgi film kahramanlarını böyle görme imkanları olur çocukların. Denizin içinde bir şeyler yemek isteyen arkadaşlarımız. Aynısı daha ileride Körfez tarafında, Tunçik tarafında denizin içinde tekne de var, balık yiyebileceğiniz yerler var. Joy Cafe'nin girişinde güzel bir kalp yapmışlar. Bu yoldan gelmiştik, size göstermiştik. Bal Marina Cafe'deyiz. Derince Vapur İskelesi, Tütün Çiftlik'te, Yarımca'da, sahil şeridi olan İzmit'in birçok ilçesinde bu şekilde vapur iskeleleri var. Evet, vapur ayrılıyor limandan. Bir sonraki limana gidecek. Aynı bizim gemilerde çalıştığımız gibi. Bunların yanaşması biraz daha kolay. Baş tarafı yasladığı zaman yolcular oradan inip çıkıyor. İstanbul'da görmüşsünüzdür. Şu an Tornistan yapıyor. Tam yol ileri verdi. Gemilerle vapurlar birbirlerine çok benziyorlar. Birçok sistemleri aynı ama çalışma şartlarına göre yolcu, kuru yük, tanker ve farklı farklı konteynerler gibi, rorolar gibi gemiler var. Karabataklar, martılar resmen sanki yuva yapmışlar. Oo, bunlar ördekmiş. Çok güzel. Karabatakları görmüştük, ördekleri görememiştik. Harika. Çok güzel. Evet, yanımıza kadar geldiler. Çubuk attık, yediler. Birbirinden güzel ördekler. Rengarenk, çok hoşuma gitti. Çok güzeller gerçekten. Körfez Denizi'ndeyiz. Marmara Denizi. Marmara'da ilk defa bu kadar güzel ördeklere rastladım. Şöyle bakarsanız, ördekler, karabataklar, martılar. Bildiğiniz çiftlik olmuş sanki burası. Körfez, harikalar diyarına gelirsiniz. Böyle harika şeyleri görme imkanınız olur. Denizde böyle güzel canlıları görmek bizim gibi denizcileri de çok mutlu ediyor. Siz de mutlu edeceğini düşünüyorum. Bir tane daha motor geliyor. Onun da yanaşmasını bu taraftan size göstereyim. Manevrasını beraber görelim. Yeni gemiye başlayan arkadaşlar, usta gemici olduğunda bu motorları kullanabiliyor herhalde ama metresine göre değişir. Yat kaptanı ehliyetleri aldıklarında yatları da kullanabiliyorlar. Usta gemici, reis olan arkadaşlarımız direkt alabiliyorlar biliyorum. İhsan Kaptan denince Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vapur iskelesine yanaşacak şu an. Manevrayı yanaşana kadar size göstermek istiyorum. Biraz sonra kaptan gazı kesti, tornistan verecek. Baş taraftan iskeleye yaslayacak, insanlar oradan inmeye başlayacak arkadaşlar. İskeleye yasladı, yolcuların inmesi için de bir arkadaşımız merdiveni getirdi. Gördüğünüz gibi aynı işlem, yolcular bindikten sonra geri gelerek motorumuz seferine devam edecek. Son bir kez daha bakalım, yolumuza devam edelim. Kocaeli Körfez Derince'deyiz. Motor iskeleden ayrılıyor arkadaşlar. Derince sahili de bu şekilde, Körfez sahili de. Derince'nin biraz daha büyük sahili, organizasyonu. İleride gösteri merkezi var. Teknelerin çekildiği çekek yeri var. Gösteri merkezi ileride. Hüseyin Türk Sönmez'de deniz hayatı dünyanın her tarafında olduğu gibi Kocaeli, Körfez, Derince'de de devam ediyor. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.